LGS'ye son 162 gün hayallerimiz için çalışmaya devam ediyoruz ve inşallah da hayallerimize kavuşacağız arkadaşlar. Günün sözüne baktığımızda harekete geçiren bir nedenin olduğunda Mesafe hiçbir şey ifade etmez diyor. Gerçekten de mükemmel bir söz. Bizim bir hedefimiz var, bir hayalimiz var ve bunun için işte okullar kapanmış, virüs olmuş, bazı sorularda yanlış yapmışız, matematikte yeni sorular zormuş. Bunlar bizim için önemli değil. Sonuçta herkes aynı sınava girecek mi? Girecek. Hepimiz aynı sıkıntıları yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Hepimiz oyun oynamak, gezmek istiyoruz ama mutlaka çalışmamız gerektiğini biliyor muyuz? Biliyoruz. O zaman bizim bir nedenimiz var, bir hayalimiz var. Bunun için mesafeler, sıkıntılar, dertler önemli değil. Biz gayretimizi göstereceğiz. Sonrasında da sonucunu bekleyeceğiz diyoruz. Gün yorumuna baktığımızda Muhammed Ensar Harz bin beğeni almış. Tebrikler Muhammed. Derslerde ve denemelerde şu an kaç nette olmalıyız demiş. Deneme çözmeye ne sıklıkla yapmalıyız? Haftada bir ideal verir demiş. Öncelikle haftada bir deneme çözmek için şu an için ideal. Gerçekten de doğru bir rakam. Hatta 15 günde bir de çözebilirsiniz. Fakat burada denemenin içeriği önemli. Neden? Çünkü deneme tüm seneyi kapsıyorsa ister istemez birçok konu eksiğiniz olduğundan, ikinci dönem konularını daha bitirmediğinizden ya da tamamlamadığınızdan hatalarınız çok çıktığında moraliniz bozulabilir. Ama kısıtlı sadece belli konularda olan denemeler çözdüğünüzde tabii ki bu sizi biraz daha gerçekçi yansıtacaktır. Dolayısıyla eğer tarayıcı denemeler çözüyorsanız yani e, mesela konu taramaları şeklinde denemeler çözüyorsanız bu durumda o denemeleri haftada bir hatta daha fazla sıklıkla bile çözebilirsiniz. Ama tüm seneyi kapsayan denemeler çözüyorsanız şu an için biraz erken belki o yüzden 15 günde bir de çözülebilir. İlk soruya geçiyorum. Denemelerde ve denemelerde e, derslerde ve denemelerde şu an kaç nette olmalı izlemiş Muhammed Ensar. Şu an için öncelikle şunu bilmemiz lazım. Hayalimiz ve hedefimiz önemli. Örnek veriyorum. 90 soruluk bir LGS'ye gireceğiz ve bu 90 soruluk LGS esas gireceğimiz en önemli deneme. O da bir deneme. O da kendimiz deneyip sonuçlarımızı belirleyen deneme. Bu 90 soruluk denemede biz 50 tane sözelin, 40 tane sayısalın içerisinde mutlaka Hepsini doğru yapmayı hedefliyoruz ama tüm konuları bitirdikten sonra, tüm yanlışlarımızı gördükten sonra, tüm eksiklerimizi gördükten sonraki hedefimiz bu. Şu anda tüm yanlışlarımızı yaptık mı? Tüm eksiklerimizi gördük mü? Dolayısıyla şu an 90 soruluk bir denemede ben eğer 50 yapıyorsam üzülmem. Niye üzüleyim ki? Deneme çözdüğüm için sevinirim. Geriye kalan 40 yanlışa bakarak derim ki ha benim 40 tane eksiğim varmış. Şu konuda şu eksiğim varmış, bu konuda bu eksiğim varmış. Fende işte İngilizce'de bu eksilerimi kapatmamı sağladığı için bunu sevinirim. Ama şu anda ben işlediğim konularda Diyelim ki tüm konuları işledim ve 90 soruluk bir deneme çözeceğim. Hatta bunun örneğini de gösterelim size. Bizim uzaktan eğitim programımızda sizlere e, verdiğimiz deneme Eylül-Ekim konularını kapsıyor. Şu anda Aralık ayındayız. Demek ki Eylül-Ekim konularını kapsayan bu denemenin içerisinde 90 soruda ben kaç... ...net yapmayı hedefliyorsam yani 90'da 90 yapmayı hedefliyorsam... ...o zaman bu denemede 90'da 90 yapmış olmalıyım. 90'da 85, 80 nette benim geçen sene abilerim, arkadaşlarım bir yerleri kazandıysa... ...ben o zaman 85 net olmalıyım. Ama bu işlediğim tüm konuların olduğu denemede. Tüm konuların olduğu deneme yoksa yani tüm seneyi kapsayan deneme varsa... ...o denemede ben şu anda hala 70 net yapabilirim. Hala 60 net yapabilirim. Hala e, e, işte ne bileyim 50 nette olabilirim. Çünkü eksiklerim var. Hala konuların yarısını bitirmedim diyebiliriz. Ama kesin olan bir şey varsa tarayıcı denemelerde hedefimize göre belirleyebiliriz. Dolayısıyla şu anda sizin yaptığınız en güzel şey Muhammed denemeyi çözmeniz. Kendinizin hatalarınızı görmeniz. Şu anda fazla da yapsanız ders çalışmayı bırakmamalısınız. Az da yapsanız moralinizi bozma. Aa denemede 50 tane yaptım, işte 40 tane yaptım. O zaman ben ne yapayım? Hadi artık ben olmayacak. Hayır öyle bir şey yok. Devam edeceğiz, sıkı sıkıya çalışacağız ve hayallerimize kavuşacağız. Aa ben 90 soruluk denemede 85 yaptım. Artık çalışmama gerek yok. Görüşürüz anne. Öyle bir şey yok. Ders çalışmaya devam edeceğiz. Niye? Daha iyi yaparsak zaten çalışacağız. Hedefimizi yükselteceğiz. Eğer eksiklerimiz varsa olabilir. Herkesin eksikleri olabilir. Bu durumda da eksiklerimizi göreceğiz, sevineceğiz ve o eksiklerin üzerine gidip gerçek sınavda inşallah o yanlışları yapmayacağız. Günün kaynağına baktığımız baktığımızda kota konu tarama denemeleri tam da bununla alakalı olmuş. Arkadaşlar den getirmiş. İçerisinde tabii birçok kitap var. Yani sadece Türkçe değil, aynı zamanda İngilizce ile alakalı, dinle alakalı, fenle alakalı, inkılapla alakalı, matematikle alakalı, tüm derslerle alakalı kotalar var. Bu kotaların içerisinde mesela bir tanesini örnek olarak göstermek istiyorum. Yani Türkçe açalım. Türkçe kodasında, evet kitaplar devrildi arkadaşlar. Birazcık heyecanla anlatınca. Türkçe kodasının içerisinde sizler için konuları tek tek denemeler şeklinde verdik. Ve bu soruların her biri esasında LGS'de sizin karşınıza çıkabilecek sorular olması için hazırlandı. Yani tam da denemede çıkabilecek şekilde sorular hazırlandı. Konu taramaları. Konu konu tarıyoruz. Kariko doktoraktan da soruların çözümünü izlemeyi mutlaka unutmayın. Tüm dersler için geçerli bu. Herhangi bir derse yanlış yaptığınızda diyelim ki güzel yanlış yaptınız. Ama cevap yanlış demeyin. Mutlaka o çözümü izleyin. Size mutlaka bir faydası vardır. Ha dikkat hatası yaptıysanız o zaman gerek yok. Ama bilgi hatası olduğunu düşünüyorsanız ben bu soruyu yaptım ama şu yenisi soruyu mesela diyelim şu su yenisi soru yaparken sıkıntı yaşadım ama Hmm. bir de hocayı dinleyin. Belki de daha kolay bir yöntem vardı diyebilirsiniz. O yüzden her zaman yaptığımız yanlışların bizim için bir kazanç olduğunu unutmayacağız. Günün okuluna baktığımızda Edirne Keşan Fen Lisesi diyoruz arkadaşlar. Üç tane tıp, dört tane eczacılık, bir mimarlık, iki fen edebiyat fakültesi, yedi mühendislik. Amacınız ne sizin diyorsunuz değil mi? Gerçekten çok güzel okullar kazanmışlar. Zaten Türkiye'nin bütün okullarından nasıl şu anda LGS'de çok güzel okullar kazanabiliyorsa Türkiye'nin bütün liselerinden de yani fen liselerinden de, anadolu liselerinden de, sosyal bilimler liselerinden Türkiye'nin en güzel üniversiteleri kazanabilir. Ama bizler kendimize yakın iyi bir lisede okumak, çok güzel bir lisede okumak istediğimiz için şu anda çalışıyoruz. En önemlisi de kendimize olan saygımızdan ve güvenimizden dolayı çalışıyoruz. Biz kendimizi seviyoruz, ülkemizi seviyoruz. O zaman şu anda doktorlarımız nasıl çalışıyorsa, öğretmenlerimiz çalışıyorsa, bizler de öğrenci olarak, tabii sizlerden bahsediyorum ben değilim, ben öğretmen olarak çalışıyorum. Sizler de öğrenci olarak göreviniz yapacaksınız. Ondan sonra da inşallah güzel sonuçlara ulaşacaksınız. Hadi bakalım ödülü soruyor yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. İyi çalışmalar.